Değerli basın mensupları bugün sizlerle 20 Temmuz'da başlayan sivil darbe sürecinin hız kesmeden devam ettiğini gösteren ve demokrasimiz açısından son derece vahim gördüğümüz iki gelişmeyi paylaşacağım. İlk gelişme dün itibariyle herkes tarafından uygulanması gereken anayasa mahkemesi kararında gelinen son noktadır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden sonra 15. Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği milletvekilinin hakkının ihlal edildiğine dair kararını tanımamıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarına her halükarda uyulması hukuk devletinin anayasal düzenin gereğidir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak anayasayı ihlaldir. Anayasa'yı tayir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur. Bu suç çağlayan adliyesinde muhkim 14. ve 15. ağır ceza mahkemelerinin hakimleri tarafından işlenmiştir. İki mahkemenin birden bu kararı vermesi bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü de göstermektedir. Diğer taraftan mahkemelerin uymadığı Anayasa Mahkemesi kararı alt mahkemenin bir milletvekilinin dokunulmazlığını tanımayarak hakkında karar vermesinin hak ihlali olduğunu tespit eden bir karardır. Bunu tanımama kararları anayasanın ve aynı zamanda milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukunun da hakimler tarafından ihlalidir. Bu hem anayasaya hem de milli iradeye ve millet millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da Gazi Meclis'e bomba atan hayallerin teşebbüsünden farklı değildir. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymak yerine milletin seçtiği vekile adalet yerine akıl veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında muhtariyet gerekçesini ileri sürmesi de o çok bildik Silivri Mahkemelerini hatırlatmaktadır. Daha güçlü bir meclis olacak iddiasıyla rejimi değiştirenler atadıkları hakimlerin elinde meclisi ve milletvekillerini oyuncak etmeye teşebbüs etmektedirler. Bu yaşadıklarımız 20 Temmuz sivil darbesinin faillerinin yandaş hakimleri tetikçi olarak kullandıklarını düşündürmektedir. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır diyen Adalet Bakanı Gül aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu Başkanıdır kendisini bu ağır anayasa ihlali karşısında başında olduğu kurulu resen toplamaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı bu saldırı girişimini önlemeye çağırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şen Top bu karara gerek anayasa gerekse anayasa mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanuna göre muhatapların uyması gerekir. Bence ilgili mahkeme hangi mahkeme ilgili ise muhatap ise bu karara uymalıdır diyor. İlgili mahkemeler anayasa mahkemesinin kararına uymuyor. Karar milletvekili dokunulmaz, dokunulmazlığı ile ilgili. Milletin Meclisi'nin sizin de başkanı olduğunuz milletin Meclisi'nin hukukuyla ilgili. Bu mesele partiler üstü ele alınmalıdır. Çağlayan adliyesinde bazı hakimlerin Milletin Meclisi'nin hukukuna saldırısı yol olmadan önlenmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının bu hakimlerle ilgili hakimler savcılar kuruluna suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Yine meclis başkanını konuyu milletvekillerine ya da muhalefet partilerine havale etmeden meclisin hukukuna yeni darbeleri önleyecek yasa değişikliği teklifini hızla meclise getirmesini öneriyoruz. Bunu bekliyoruz. İkinci örnek ise bugün öğle saatlerinde genel merkezimize ve bir il başkanlığımıza tebliğ edilen bir mahkeme kararıdır. Karar bir Cumhuriyet Halk Partisi kitapçığına basın, dağıtım ve satış yasağı getirilmesiyle ilgilidir yetmemiştir. 12 Eylül darbecilerini hatırlatan bir üslupla kitaplara el konulmasına ve toplatılmasına da karar verilmiştir. Toplatılmasına karar verilen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yayınlanmış 21 soruda Fetönün siyasi ayağı adlı şu kitapçıktır. Bu kitapçık Sayın Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı konuşmanın resimli halidir. Yine bu kitapçıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ konusunda yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinden yaptığı eleştiriler özet olarak vardır. Şimdi soruyorum. Bu kitabın neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik vardır? Yani şimdi bu kitapta yer alan 25 Ağustos 2004 tarihli uygulanmayan milli güvenlik kararı mı halkı kim ve düşmanlığa tarihtir? Bunu mu yayınlamak halkı düşman, kim ve düşmanlığa tarihtir? Ya da bu kitapta yer alan birçok AKP sözcüsünün çok daha önce basına yansımış sözleri mi halkı kim ve düşmanlığa sürüklemektedir? Bu çerçevede bu kitabın toplatılması, yasaklanması ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir. Bir ülkede demokrasi yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa, vatandaşın can ve mal güvenliği de olmaz. Milletin tenceresi de olmaz, karnı doymaz. Ülkemizin uluslararası itibarı olmaz, dünyada sözü dinlenmez. Artık milletimiz yaptıklarınızı görüyor. Söylediklerinizi duyuyor. Sabırsızlıkla önüne gelmesini beklediği ilk sandıkta biletinizi kesecek. Yerinizi gösterecek, evlerinize gönderecek. Sarayın kibirli kişisi tutmayan hedefleri, gerçekleşmeyen vaatleri bir kenara itmiş, bir yandan 2053'e randevu veriyor. Bir yandan da bize rakamlarla 2023 hedeflerine ulaşamadığımızı söyleyecekler. Herhalde bizi kastediyor, biz söylüyoruz. Ama rakamlar önemli değil, istikamet doğru olsun yeter diyor. Yetmez Sayın Erdoğan. Artık size güven bitmiştir. Sizin millete göstereceğiniz bir yön de kalmamıştır. Sarayın kibri partinin gençlerine de bulaşıyor. Tabi sorumluluk bu gencecik çocuklardan çok gençleri kibriyle zehirleyen kutuplaştıran saray zihniyetinde. AK Parti'nin gençlik kollarının yayınladığı videoda millete sen kimsin diye soruluyor. Onlar sordukça da milletimiz yokluktan, borçtan canına kıyanların artık gebermek istiyorum diye bağıran esnafın, koruyamadıkları için katledilen kadınların, gezi olaylarında gencecik yaşta toprağa verilen gençlerin fotoğraflarını koyuyorlar. Sosyal medya hesaplarının altında bunları yüzlerine çarpıyorlar. Bu millet her şeyi görüyor. Notunuzu veriyor. Önüne gelen ilk sandıkta size yerinizi gösterecek. Hepinizi evlerinize gönderecek. Milletimiz liyakatli. Bu ülkenin parlak geleceğine inanan, zenginleşmenin ancak hukuk devletiyle, demokrasiyle, üreterek, paylaşarak, çevreye saygı göstererek mümkün olduğunu bilen Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını son Mahalli idare seçimlerinde büyük şehirlerde yaptığı gibi derdine derman olması için iş başına getirecek.